Merhaba arkadaşlar. Video konusu bölü 2 turnike sistem. Atış topu uzun banta yakın olduğunda vuruş topunun atış topunun hizasında veya sistem puanlarının bulunduğu kısa bant tarafında olduğunda yani ters açı meydana getirdiğinde son derece kolay ve sayı olma ihtimali yüksek olan bir sistemdir. Adından da anlaşıldığı gibi atış topu ile varış topu arasındaki mesafeyi ikiye bölüp kısa bant üzerindeki sistem puanlarının önüne veya iz düşümüne isabet ettirerek sayıya ulaşmaya hedefleyen bir sistemdir. Atış topu ile varış topu arasındaki mesafe 2 puan olduğunda vuruş topu tarafındaki kısa bant köşesi 1 ile başlar ve her nokta 1 puan olacak şekilde dizilirler. 1, 2, 3, 4, 5. Atış topu ile varış topu arasındaki mesafe 3 veya daha fazla puan olduğunda vuruş topu tarafındaki kısa bant köşesi 0 ile başlar ve her nokta 1 puan olacak şekilde dizilirler. 0, 1, 2, 3, 4. Vuruş topu atış topunun tam hizasında olduğunda 1 bölü 16 yani 3,5-4 mm oranında temas ettiğinde yavaş sürme vuruş yapıldığında atış topunun tam hizasındaki karşı uzun bant noktasından köşeye doğru 2 puanlık bir yol kat eder. Vuruş topumuz tam köşeye düşer. Grafiğimizde vuruş topumuz atış topumuza göre az ters açılı bir pozisyonda durmaktadır. Demek ki vuruş topunun köşeye düşebilmesi için az bir falsoya ihtiyacı vardır. Atış topu ile varış topu arasındaki mesafe 2 puan. 2 bölü 2 eşittir 1. Vuruş topu 1'in önüne veya iz düşümüne bir yere düştüğünde sayı gerçekleşmektedir. Birikol. Birikol atış hesabı şahsıma aittir. Alt köşeden ikiye doğru bir hat çizdiğimizde varış topları bu hat üzerindedir. Vuruş topu hizası ile varış noktası arası 2 puan. Top çıkışlı atışta 2 bölü 2 eşittir 1 demiştik. 2 ile 1'i çarptığımızda 2 çarpı 1 eşittir 2. Vuruş topumuzun tam hizasından 2 nokta arası 10 puan üzerinden eksi 2 puana atış yapıyoruz. Olması gereken en az falsoyu vermek için vuruş topuna saat 10 falsosu verdiğimizde köşeye ulaşmak için küçük bir açıya ihtiyacımız var. Vuruşumuzun şekli sürme atış, vuruşumuzun şiddeti mümkün mertebe sayı olacak kadardır. Bir de var mı? Bir de var mı? Bir de var mı?
atış topu ile varış topu arasındaki mesafe 3 veya daha fazla olduğunda kısa bant üzerindeki puanlarımız 0 ile başlıyor ve her nokta 1 puan olacak şekilde diziliyorlar idi. Mümkün olan en az falsoyu tercih edip vuruş topunun hedef puana kalınlık ayarı yaparak ulaşmasını sağlıyoruz. Vuruş topu hizası ile varış noktası arası 3 puan. 3 bölü 2 eşittir 1,5. 3 çarpı 1,5 eşittir 4,5. Vuruş topumuzun tam hizasından 2 nokta arası 10 puan üzerinden eksi 4,5 puana atış yapıyoruz. Artık saat 10 falsosu az geliyor. Saat 9 falsosu da çok geliyor. Saat 9 maksimum falso yerinden vuruş topumuzun merkezine doğru girerek falsomuzu azaltıyoruz.
Ben altını öderim, girme daha bir.